gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım bir soru bir konu ya da bir konu bir soru serisinden hepinize tekrardan merhabalar. Polinom çözeceğiz arkadaşlar. Bugünkü bir konu bir soru konseptimizde konumuz polinom. Ve çok güzel bir polinom sorusu çözeceğiz sizle beraber. Hazırsanız gelin hep beraber sorumuza bir bakalım. Dilersen önce durdurup soruyu çözüp daha sonrasında çözemezsen veya yine de çözersen sorunun çözümünü izlemeye devam edebilirsin. Evet, matematik öğretmeni İsmail Hoca tahtaya 5. dereceden bir polinom yazmış ve öğrencilerinden bu polinomun sıfırlarını bulmalarını istemiş. Polinomun sıfırları demek ne demekti arkadaşlarım? Tabii ki o polinomun kökleri, yani o polinomu sıfıra eşitliyorsun ve 5. dereceden olan denklemin köklerini bulmalarını istemiş İsmail Hoca aslına bakarsanız. Pekala, çözüm kümesinin bir elemanının öğrencilerden Naz, N, İlayda, 5N, Melike, N kare, Batuhan, 11N ve Sudem ise N artı 4 olarak bulmuşlar. İsmail Hoca tüm cevapların doğru olduğunu dile getirmiştir. Buna göre bu denklemin çözüm kümesinin eleman sayısının alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır diye sorulmuş ve burada da bir dipnot var. Dipnot neymiş arkadaşlarım? N'nin bir doğal sayı olduğu söyleniyor. Pekala. Şimdi birazcık düşünelim. Bu sayılar birbirleriyle aynı olabilirler, farklı olabilirler. Çözüm kümesinin eleman sayısının alabileceği farklı değerlerin toplamı soruluyordu bize. Öncelikle arkadaşlarım, Naz bize N demişti. İlayda bize 5N demişti. Melike arkadaşım, Melike bize N kare demiş. Batuhan ise 11N demiş ve Sudem arkadaşımız da bize ne demiş? N artı 4 demiş. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bize burada N'nin doğal sayı olduğu bilgisi verilmişti ya, bu bilgi boşa verilmemiştir. Şimdi ben burada diyeceğim ki N eğer 0 olursa, hocam neden 0 diye soracak olursan da yahu doğal sayı diyor işte, ondan kaynaklı ilk olarak N'ye 0 verelim. Şimdi amaç şu. Önce onu da söyleyeyim. Neden N'ye 0 vererek, daha sonrasında 1, 2, 3, 4 de vereceğim ama neden N'ye 0 vererek başlıyorum? Çünkü arkadaşlar ben buradaki mesela N'nin 5N'ye eşit olduğu bir durum N'nin sevgili arkadaşlarım 0 olma durumudur. Ya da 5N'nin N kareye eşit olduğu bir durum N'nin 5 veya 0 olma durumudur. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar birbirine eşit çıkarsa demek ki çözüm kümesinin içerisinde birbirine eşit olan elemanlar var diyeceğiz ve onları çözüm kümesinin içerisinde defaten yazmayacağız. Amaç bu. Şimdi gelin N'ye 0 vererek başlayalım demiştik, verelim. N 0 olursa Naz 0 demiştir, İlayda 0, Melike 0, Batuhan 0 ve Sudem 4 demiştir. Ve 0 ve 4'lerden oluşan çözüm kümesi sadece ama sadece 2 elemanlı olabilir. Bu cepte. Bu cepte. Şimdi gelin arkadaşlarım bu sefer N'ye 1 verelim. N 1 olursa Naz 1 demiştir. İlayda 5. Melike yine 1 demiştir. Batuhan 11 demiş. Ve Sudem 5 demiştir. Şimdi burada birbirinden farklı kaç tane eleman var? 1, 5 ve 11 var. Dolayısıyla bizim çözüm kümemiz artık 3 elemanlıdır diyebiliriz. Bu da cepte. Daha sonrasında N'ye gelin sizle beraber 2 verelim. Sonuçta doğal sayılardan gidiyoruz. N 2 olursa Naz 2 demiştir, İlayda 10 demiştir, Melike 4, Batuhan 22 ve Sudem 6 demiştir. Birbirinden farklı kaç tane eleman var arkadaşlarım burada? Birbirinden farklı toplamda 5 tane eleman olduğu için çözüm kümemiz 5 elemanlıdır diyeceğiz. Peki ya N 3 olmuş olsaydı? N 3 olursa Naz 3 demiştir, İlayda 15, Melike 9, Batuhan 33 ve Sudem 7 demiştir. Yine birbirinden farklı kaç tane eleman var arkadaşlarım? Birbirinden farklı 5 tane eleman olduğunu yine söyleyebiliriz. Bu da cepte. Pekala, N 4 olursa hocam nereye kadar gideceğiz? Merak etmeyin, nereye kadar gideceğinizi ve nerede durmanız gerektiğini birazdan söyleyeceğim. N eşittir 4 ise Naz 4, İlayda 20, Melike 16, Batuhan 44 ve Sudem 8 demiştir. Yani yine birbirinden farklı toplamda 5 tane eleman olduğunu görebiliyoruz. Pekala. N 5 olursa diyeceğim. N eğer 5 olursa Naz 5 demiştir. İlayda 25. Bakın Melike de 25 demiştir. Batuhan 55 ve Sudem 9 demiştir deriz. Ve burada birbirinden farklı 5 var, 25 var, 55 var ve 9 var. Yani sevgili gençler
birbirinden farklı 4 eleman olduğu için benim çözüm kümem 4 elemanlıdır diyeceğim. Şimdi artık gerisini devam etmemize gerek yok. Neden diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlarım, az önce soruya başlarken, bu kısma başlarken, tabloyu doldururken söylediğim bir olay vardı. Mesela 5n ile n kare birbirine eşit olabilir. Ama nelerden eşit olabilir? Ne eşittir 0 veya ne eşittir 5'ten eşit olabilir. Yani ben 5'ten sonrası için artık bunların birbirine eşit olamayacağını biliyorum. Örnek veriyorum. Burada 11n ile n de birbirine eşit olabilir. Ya da bakalım 11n ile 5n de birbirine eşit olabilir gibi. Ama diyorum ya, devamını getirmeye gerek yok. Çünkü zaten benim çözüm kümemin bir elemanlı olamayacağı açık ve net. Çünkü n, 5n, n kare, 11n ve n artı 4 hiçbir şekilde birbirine hiçbir tam sayı için, doğal sayı için eşit olamayacaktı. Çözüm kümesi bir elemanlı olamaz. Ben burada çözüm kümesinin 2, 3, 4 veya 5 elemanlı olabileceğini buldum. Çözüm kümesi 6 elemanlı da olamayacak. Çünkü zaten benim 5. dereceden denklemimin 5 tane kökü olabilirdi maksimum. Dolayısıyla artık ben çözüm kümesinin elemanlarının alabileceği, çözüm kümesinin eleman sayısının alabileceği tüm değerleri bulmuş olurum. 2, 3, 4 ve 5. Arkadaşlarım, işte bunların toplamı sorulmuş. Bunların toplamı bize 9'u verir. Yani cevabımız 9 değil, özür dilerim. 1'den 5'e kadar 15 yapar. 14'ü verir arkadaşlar. Cevabımız ise Ceyhan seçeneği olmuş olur. Çok güzel bir polinom sorusuydu. Bir denklem sorusu olarak da düşünülebilir. Dolayısıyla size gösterdiğim için ve size bunu izlettiğim için mutluyum arkadaşlar. Bir şey daha öğrendiniz. Kendinize dikkat edin. Diğer soruda, diğer videoda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.